Uluslararası Uzay İstasyonu hiç şüphesiz gözlem noktası, araştırma laboratuvarı ve sınıf odasıyla Dünya yörüngesinin tacındaki mücevherdir. Bununla birlikte Dünya yörüngesinde günlük yaşamımız için daha da önemli olan iletişim, hava gözlemi, küresel konumlandırma ve kaynak yönetimi gibi pek çok başka varlık da bulunmaktadır. Muhtemelen bu programı bir zamanlar bilim kurgu olarak kabul edilen bir teknoloji olan uydu aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak televizyonunuza, iPad'inize, dizüstü bilgisayarınıza ya da telefonunuza aktarılmış bir şekilde izliyorsunuz. Sınırları zorlayan teknolojinin talebe ayak uydurması gerekiyor. Daha fazla veri, daha fazla güvenilirlik ve eş zamanlı bağlantı. Uzaya yönelik donanım ve teknoloji, bilimin en ileri noktasındadır. Ve sık sık gelişen yeni teknolojiler, bilimsel bilgi toplamaya yönelik yeni yöntemler ortaya çıkmaktadır. Yeni mühendislik çözümlerini uçuran tanıtım görevleri, akılda belirli bir hedef olmasa bile donanımın yerinde kanıtlanması için düzenli olarak yapılmaktadır. Teknoloji, inovasyonun kesintisiz zinciri olarak adlandırdığımız bir döngüden geçer. Fikirle başlarız ve sonrasında laboratuvarlarda, sanayide ve özellikle de inovasyonun vektörleri olan küçük ve orta ölçekli sanayilerdeki çalışmalarımızla ilerleriz. Ancak nihayetinde bunun uzay gibi gerçek bir yerde işe yaradığını kanıtlamamız gerekir. Bunu yapabilmek için kanıtlanmamış bir teknoloji uçurma riski alabilecek görevleri daha büyük görevlerde çalıştıklarını da kanıtlamak için kullanıyoruz. Birleşik Krallığın Space Gateway Harwell Kampüsü, Avrupa Uzay Ajansı gibi dünyanın dört bir yanında yeni nesil uzay donanımına odaklanan araştırma laboratuvarları, en ileri araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Laboratuvarın amacı temel olarak gelecekteki uzay görevleri için potansiyel malzeme ve süreçleri değerlendirmek ve ön taramadan geçirmektir. Böylece ESA'nın yanı sıra uzay topluluğu da teknoloji yatırımlarını doğru alana odaklayabilecektir. Laboratuvarda ISIS Neutron Search, Diamond Light Search Sikrotronu ve İngiltere'nin Merkezi Lazer Tesisi gibi kapsamlı test tesisleri bulunmaktadır. Bu yıl Small Geo platformunu kullanan ilk uydu fırlatılacak. Small Geo çok çeşitli faydalı yükleri ve görevleri barındıran bir telekomünikasyon platformudur. İSA, OHB ve Operatör Hispasat arasındaki kamu özel ortaklığı yoluyla Almanya'da geliştirilmiştir. It indeed because Hispasat and ISA were able to join forces that we were able to develop a satellite. Gerçekten de Hispasat ve ISA güçlerini birleştirebildikleri için bu düzeyde bir inovasyona sahip bir uydu geliştirebildik. Bir yandan yeni bir uydu yüklenicisiyle yeni bir platform, diğer yandan da yüksek düzeyde yenilik içeren faydalı bir roket. Gerçekten de ne Hispasat ne de ISA ayrı ayrı böylesine bir gelişimi gerçekleştirebilirdi.
And it, indeed, separately, neither ISPASAT nor ESA would have been able to undertake such a complex development. With the small geo, what we SMALGO ile başarmaya çalıştığımız şey gerçekten de telekomünikasyon pazarında yeni bir ürün geliştirmekti. Ve aynı zamanda bu yeni ürün, yeni bir yüklenicinin uydu iletişim pazarında önemli bir oyuncu olmasını sağlayacaktı. Bu uydunun ana yüklenicisi OAB'dir. Bu, üzerinde sadece elektrikli iteceği güç bulunan bir uydu sınıfıdır ve önemli kütle tasarrufları elde etmeyi sağlayan son derece verimli bir sistemdir. Böylece kimyasal bir uyduya benzer kapasiteye sahip ancak çok daha az kütleye sahip bir uyduyu uzaya yerleştirebiliriz. Bu da daha az fırlatma maliyeti ve daha fazla fırlatma aracıyla uyumluluk anlamına geliyor. Yine bu operatörler için, görev için daha verimli bir teknik çözüm kullandıklarından dolayı avantaja dönüşüyor. Ancak çok esnek olduğundan diğer coğrafi sabit uygulamalar için de kullanılabilir. Telekom alanındaki bir diğer gelişme de diğer bir uydunun yıl sonunda fırlatılacak olması. EDR-SC'de Small Geo platformuna dayanıyor ve Avrupa Veri Aktarım Servisi bu uydu için ilk tahsis edilmiş uydu olacaktır. Bu uydu uzay veri otoyolu lazer aktarımının ikinci unsuru olacaktır. Görüşme hattı iletişimiyle yükümlü alçak dünya uyduları, verilerini lazer aracılığıyla yere eş zamanlı uydu yörüngesindeki uydulara ışınlayabilir. Bu uydular da sinyali istedikleri zaman yer istasyonlarına iletebilir. SMALGO programı OAB için sadece bir ilk adımdır. OAB halihazırda başka telekomünikasyon uydularının satışını gerçekleştirmiştir. Aslında bu uydu telekom pazarında faaliyet gösteren diğer ana yüklenicilerin, diğer ürün grupları gibi zaman içinde gelişecek bir ürün grubunun başlangıcıdır. Bir diğer araştırma konusu da uydu geliştirmede maliyet ve zaman etkinliği olmuştur. Bu da küp uyduyu ortaya çıkarmıştır ve birkaç tanesi uzayda uçmaktadır. 10 santimetrelik küçük küpler ya da nano uydular, daha önce uzaya erişemeyen çok çeşitli grupların uzaya erişimini sağlayarak son derece popüler hale gelmiştir. Biz burada iki profesör ve iki koordinatörden oluşan küçük bir öğrenci grubuyuz ve yüksek lisans tezlerini bu proje üzerinde yapan 52 öğrencimiz var. Bu öğrenciler için harika bir proje. Çünkü sadece okulda öğrendikleri teorik şeyleri değil, aynı zamanda pratik şeyleri de uygulama fırsatı buluyorlar. Uydumuz bir iletişim uydusu ve dünya çapında iletişim kurarken radyo özellikleri için D-Star protokolünü kullanıyoruz. Nihayet CubeSat'ların Soyuz fırlatıcısıyla uzaya taşınacak platforma yerleştirildiğini görmek gerçekten çok özel bir an. Bu çok özel bir an. Dolayısıyla burada bir stajyer olarak uydular uzaya fırlatılmadan önce Fransız Guyana'sı Koura'da olmak harika bir duygu. Hazır teknoloji kullanılarak küp uydular uluslararası uzay istasyonundan fırlatıldı ve diğer uydu fırlatmalarıyla birleştirildi. Küp uydular yakında Mars'a, asteroidlere ve daha uzak yerlere konuşlandırılacak. GPS ya da Birleşik Devletler'in küresel konumlandırma uyduları yerdeki insanlar tarafından her gün kullanılmaktadır. Ama yörüngedeki tek sistem değildir. Rusya kendi takım yıldızına sahiptir. Çin kendi sistemine sahiptir. Avrupa Galileo ağını inşa etmektedir.
İlk hizmetler dünyanın etrafında dönen uydularla uzayda yeterli altyapının hazır hale getirildiği bir program aşamasıdır. Ayrıca uyduları kontrol ederken navigasyon sinyallerini sağlayan yerdeki bir altyapıdır. Sistemlerin kullanılabilmesi için bunlar yeterince kullanıma hazırdır. Kullanım hala tam olarak %100 değil. Bu nedenle ilk hizmetler kelimesi kullanılıyor. Tamamıyla hazır olmadığı için. Bu takım yıldızları özel değildir. Galileo daha da fazla doğruluk için GPS sistemini de kullanacaktır. ABD ekstra karasal hizmetler için Rus GLONASS'la bağlantı kurmaktadır. Başka bir deyişle uzay aracının dünya etrafındaki hemen hemen her yörüngede konumlandırma sistemini kullanmasını sağlamaktadır. Sinyallerin bazıları günün sadece belirli bir yüzdesinde mevcut. Uydular hareket ediyor ve günün tamamında yeterli sayıda uydu görünmüyor. Ancak başlangıç için yeterli uydu var ve bu programda çok önemli bir andır. Çünkü bu aslında dünyaya sistemin gerçekten iyi gittiğini, sağlayabildiğimiz performansın mükemmel olduğunu gösteriyor ve elbette tüm takım yıldızını oluşturmaya devam edeceğiz. Ancak tabii kullanıcılar artık uydu sistemini kullanmaya başlayabilirler. Bu anlama geliyor. Avrupa Galileo navigasyon sistemini tamamlamak üzere. Bu yıl içinde fırlatılacak yeni uydularla birlikte uydu sayısı 22'ye ulaşacak. İlk hizmetler kapsamında sağlanan 3 hizmet olacaktır. Açık hizmetler bu kitlesel pazar içindir. Burada insanlar akıllı telefonlarını arabalarda navigasyon cihazlarında kullanacaklar ve bu cihazların içinde Galileo özellikli çipler olacak. Bu çipler hem Galileo hem de GPS'i birlikte içerecek ve kullanıcının konumunu belirlemek için kullanılacak olan bu iki sistemin birleşimidir. ESA ve Avrupa Komisyonu'ndan önce uydu navigasyonuna başladığımızda elbette uydu navigasyonunun ne kadar önemli olacağı tam olarak belli değildi. Bu konudaki çalışmalarımızın önemli olacağını biliyorduk ancak daha şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu yeni görebiliyoruz. Özellikle de ileriye baktığımızda sürücüsüz araç kullanımını ve diğer her türlü uygulamayı desteklemek için yeterince gelişmiş bir uydu navigasyon altyapısına ihtiyacımız olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. NASA uzay uygulamaları için özel GPS alıcıları geliştirmiştir. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin navigatör alıcısı ilk kez 2009 yılında uçmuş ve oldukça başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Gelecekteki birçok görevde bu alıcının yüksek hassasiyetli sinyal toplama ve izleme yetenekleri kullanılarak HEO, GEO ve MEO'da çalıştırılması planlanmaktadır. NASA Blackjack uçuş GPS'ini geliştirdi. Ve şu an bir Arjantin uydusunda uçurulan sistem, GPS radyo sinyalinin yol boyunca nasıl bozulduğuna ya da geciktiğine bakıyor. Tipik bir GPS sinyali yaklaşık 20 metre hassasiyette konum belirleyebiliyor. Blackjack ise ana uydusunu sürekli olarak yaklaşık 2.5 santimlik hassasiyette saptayabiliyor. Yörüngede 18 alıcı bulunmaktadır. Triple GNSS ya da Tri-G olarak adlandırılan ve geliştirilmekte olan bir başka sistemse Rus GNSS ve Avrupa Galileo Navigasyon takım yıldızları da dahil olmak üzere GPS ve GNSS sinyallerini takip edebilecektir. Uzaya çıkan tüm ülkeler çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde dünya gözlem çalışmalarını sürdürmektedir. Yörüngesel konumlandırma ve engelsiz yüksek hızlı iletişimdeki gelişmelerle birlikte gözlem uyduları donanmasına daha fazla yeni teknoloji aracı eklenmektedir.
Bunlar arasında en az 3 uydunun fırlatılacağı Avrupa'nın Copernicus programı da yer almaktadır. Mart ayında geniş alanlı, yüksek çözünürlüklü çok bantlı bir görüntüleyici taşıyan bir uydu fırlatılacak. Halihazırda yörüngede bulunan her iki uydu da arazi örtüsünü, bitki örtüsünü ve su kirliliğini izleyecek. Sentinel-2B'nin Sentinel-2A ile birlikte uçmasını sağladığımıza göre şu ana kadar elde ettiğimiz birkaç gelişme var. Sentinel-2B ile 10 günlük bir tekrar ziyaretimiz var. 5 günlük bir tekrar ziyaretimiz olacak. Bu da her 5 günde bir dünya üzerindeki her noktayı göreceğimiz anlamına geliyor. Bu aynı zamanda bulutlardan kaçınmaya da yardımcı olacak. Böylece dünyanın çeşitli bölgelerinde bulut bulunmama şansını artıracak. Sentinel-2A ve 2B diğer bir yandan verileri kullanan hizmetlerin performansını da artıracak. Sentinel-2B, Sentinel uygularından oluşan bir takım yıldızına katkıda bulunmakta olup, bu takım yıldız 10 yıllar boyunca farklı alanlara yönelik olarak çeşitli araçlarla veri sağlamaktadır. Dolayısıyla endüstrinin yatırım yapması ve gelecekte bu bilgilere güvenmesi için yeterli bir teşvik unsuru olan tamamen işlevsel bir sistem inşa ediyoruz. Sentinel-2A hali hazırda pek çok uygulamayı desteklemektedir. Bunlar örneğin verim tahmini yapabileceğimiz tarımsal uygulamalardan, ormansızlaşmayı görebileceğimiz orman izlemeye kadar uzanıyor. Bunun yanı sıra suyun kalitesine bakabileceğimiz pek çok başka uygulama da var. Nehir takibini sağlayabiliyoruz. Ayrıca kıyı bölgelerindeki değişiklikleri incelediğimiz yerler de var. Bunun da ötesinde yakın zamanda Antarktika bölgelerini de görüntülemeye başladık ve artık buzulları da inceleyebiliyoruz. Yılın ilerleyen dönemlerinde iki uydu daha gelecek. Bu iki uydudan biri olan Sentinel-5'in görevi, atmosferimizi yüksek zamansal ve spektral çözünürlükte izlemeye adanmış bir uydudur. Ayrıca daha fazla bulutsuz gözlem imkanı da sunmaktadır. İlkinin bir kopyası olan ikinci uydunun geliştirilmesi ve test edilmesi elbette daha hızlı olacaktır. İlk uzay aracının yeni bir sistemini inşa ettiğinizde ekipman üretimi, yazılım doğrulama, entegrasyon ve test aşamalarındaki tüm erken sorunları keşfedersiniz. İkinci uzay aracını inşa etmeye başladığınızda tüm teknik özellikler, planlar, test prosedürleri hazır olur ve bu da elbette birçok avantaj sağlar. Diyelim ki ilk uzay aracı 1,5 yıl içinde tamamlandı. İkinci bir uzay aracının maliyeti elbette ilkinden çok daha ucuzdur. Örneğin ilkinin %50'si kadar bir maliyet çıkar diyebiliriz. Sentinel-3B, deniz yüzeyi topografyasını, deniz ve kara yüzeyi sıcaklığını, hatta okyanus ve kara rengini ölçmek için çok araçlı bir görevdir. Bilimsel dünya kaşifi görevleri gibi yeni bilimsel ve aynı zamanda operasyonel misyonların geliştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele alıyoruz ve aynı zamanda da Copernicus için yeni nesil görevlerini hazırlıyoruz. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde gözlem alanında bir takım zorluklarla karşı karşıya kalacağız ve bu zorlukların bir kısmı bizim dışımızdaki diktatör takım yıldızlarından ve ticari şirketlerden kaynaklanacak. Bir kamu kurumu olan Avrupa Uzay Ajansı ESA olarak bu dış zorluklara en iyi nasıl tepki verebileceğimizi ve programlarımızla bu zorlukları kendi perspektifimizden gerçekten ele almak için kendimizi nasıl konumlandırabileceğimizi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni lazer teknolojisini sergileyen ESA kendi uydusunu fırlatıyor. ADM atmosferik dinamik görevi anlamına geliyor ve rüzgar profillerinin küresel olarak gözlemlenmesini amaçlıyor. ESA bu görevle dünyanın atmosferi ve hava durumu sistemleri hakkındaki bilgilerimizi artırmayı umuyor. Uzay tehlikeli bir yerdir. Güvenilir uydu hizmetlerini sürdürmenin bir parçası da hava durumunu göz önünde bulundurmaktır.
Dünya sürekli olarak zararlı güneş fırtınaları ve güneşten fırlatılan yüklü parçacıkların bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu durum uyduları ve hatta iletişim sistemlerini ve yerdeki elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilir. Jeomanyetik fırtınalar, güneş ve X-ray ışını ve proton akışı, koronal kütle atımları ve güneş lekeleri sürekli olarak izlenmektedir. Dünya ayrıca 60 yıllık insan uzay faaliyetlerinden kaynaklanan ve uydulara zarar verebilecek bir enkaz bulutuyla çevrilidir. Dünyaya yakın nesneler de dünyayı tehdit etmektedir ve bu nesneler de potansiyel olarak gezegenimizde çarpışabilirler. Tüm bu tehditler İSA'nın Uzay Durumsal Farkındalık Programı kapsamında izleniyor ve Operasyonlar Direktörlüğü bu programın gelişmeye devam ettiğini görmek istiyor. Dünyadaki ve yörüngedeki varlıklarımızı uzaydan gelebilecek darbelere karşı elbette ki korumak istiyoruz. Belki uzay havasından veya dünyaya yakın nesnelerden gelebilecek etkilerden ve ayrıca yörüngedeki uzay araçlarımızı uzay enkazından gelebilecek hislerden korumak istiyoruz. Ajanslar Arası Uzay Enkazı Koordinasyon Komitesi, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu sorunun çeşitli yönlerini araştırmak üzere 14 ülkeden oluşan bir forum oluşturdu. Bu çalışma grupları, koruma ve tehdit azaltma yöntemleri üzerinde çalışmaktadır. Dünyanın yörüngesinde hangi donanım olursa olsun, sadece bilimsel gözlem yapabilirler. Evimiz dediğimiz gezegeni tamamen takdir edebilmek için aşağıda yatan güzelliği bir insanın algılaması gerekir. Denizci doğamız farklı türden zenginlikleri aramak için bilinmeyene doğru yelken açmayı gerektiren uzay çağına da iyi bir şekilde uyum sağladı. Avrupa ve Asya kaynak zengini Ay'da çalışmalarına devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri ve NASA gözlerini Mars'a yapılacak insanlı görevlere dikmiş durumdadır. Bilinmeyen denizlerin en tehlikesi olan uzay derinliklerinde kıyıdan kıyıya gitmeyi başarabilecekler mi?